Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Aslında haftaya iyi başlamıştık sporda. Galatasaraylı kızlarımız ikinci kez Eurocup finalinde şampiyon oldular, Avrupa şampiyonu oldular. Biliyorsunuz iki hafta evvel de bir spor zirvesi düzenlemiştik. Burada sporun ne kadar değerli bir endüstri, ne kadar değerli bir mecra olduğundan bahsetmiştik. Fakat dün geceki iki tane 100 yıllık kulübümüzün maçında çıkan olaylar maalesef spora bir skandal derecesinde yara vurdu diye düşünüyorum. Burada tekrar spor kulüplerimize ve sporla ilgili devlet büyüklerimize büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten sporla yatıp kalkan bir ülkeyiz. Birçok Avrupa'da, dünyadaki spor etkinliklerine adaylıklarımız var. Spora iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü spor, sevgi, barış ve bir yerde insanların mutluluk kaynağı. Öyle değerlendirelim diyorum. Efendim ikincisi Türkiye bir seçim sürecine giriyor. Seçim de dediğimiz zaman yine reklamcının, iletişimcinin bir arada yoğun dönemde kampanyaları demek. Geçtiğimiz günlerde tesadüfen bir iş için Karadağ'daydım. Orada da bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Sosyal demokrat Milo Jukojevic %53.9 ile cumhurbaşkanlığını aldı. Seçimler bütün dünyada oluyor. Burada da yine doğal bir seçim ortamında Türkiye'nin ilk kez yaşayacağı bir seçim olacak. Çünkü ittifakla partiler seçime girebilecek. Milletvekili ve cumhurbaşkanı aynı anda seçilecek. Bunlar da yaşayacağımız ilkler olacak. Ve bugünkü konuklarıma gelelim. Efendim, Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdayi Öztürk, hoş geldiniz. Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün böyle bir mozaik bir program olacak. İtibar yönetiminden bahsedeceğiz, bütünleşik pazarlamadan bahsedeceğiz. The One Evers'tan bahsedeceğiz. Türkiye'de sektörel yayıncılık ne durumda? Biraz ondan bahsederiz vaktimiz kalırsa. Ama ilk sözü ben Ayşegül Hanım'la başlamak istiyorum. Efendim, Teknosa ülkemizin önemli bir markası, önemli bir zincir markası. Son durumda neler var, nasıl gidiyor? İsterseniz biraz özet bilgi alalım sizden. Tabii. Çok güzel bir 2017 yılı geçirdik öncelikle. Aynı güzel. Evet, tüm sektörümüz için hem de şirketimiz için oldukça güzel bir yıldı. 2018'de de önümüzde önemli günler var, özel günler var. Bitmiyor, biz perakendeciler için. Evet. Ama genelde baktığımız zaman aslında ilk üç ayı biz perakendeciler olarak, yani bizim sektörümüzde hikayesiz aylar olarak tanımlıyoruz. Gülsel Hanım da seviyormuş galiba. Evet, evet, Gülsel Hanım'a da bakıyorum ben de şimdi. Daha önce de paylaşmıştık kendisiyle. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde hikayeler başlıyor olacak aslında. İlk önce anneler günüyle, işte arkasından babalar günüyle, bayramla vesaireyle. Sektör ve tabii ki hani Teknosa olarak da satışlarımızın daha da canlandığı günler oluyor olacak. Evet, şöyle bir kısa özet alırsak, sizde nasıl havalar diyeyim? Ben kısaca şirketten şöyle bahsedersem, Alarko tabii çok köklü bir firma. 1954 yılında kurulmuş bir şirket. Yaklaşık 64 yıllık bir geçmişi var. 1998 yılında biz Carrier'la, Amerikalı Carrier şirketiyle bir ortaklık kurduk. Ondan sonra yaklaşık 98'den bu yana da Carrier'le birlikte devam ediyoruz. Bu arada 2017 bizim sektör açısından da özellikle bizim bulunduğumuz tarafta oldukça başarılı bir yıldı. Biz son dönemde hem karlılık açısından hem ciro açısından oldukça belli bir noktayı aşmış vaziyetteyiz 2017'de. 2018'de de beklentimiz tabii bu yönde. Şu dönem bir parça bizim reklam ve iletişim açısından sakin olduğumuz bir dönem. Çünkü neden aslında bahar ayları hareketli değil midir genelde? İşte Mayıs gibi bu çalışmalara başlıyoruz. Onun öncesinde daha yani hareketsiz değiliz ama Mayıs Haziran gibi başlıyoruz. Bu arada Mart'ta bir ön kampanya yaptık klimada. Başarılı bir kampanyaydı. Beklediğimizin üzerinde yine bir satış grafiği yakalamış durumdayız. Eskiden klima deyince hep bir soğutma akla gelirdi ama şimdi artık ısıtma olarak da kullanılıyor. Yani klimanın mevsimi de kalmadı yani. Dört mevsimde de kullanılabilir mevsimi bir mevsimi kalmadı. Halde. Çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle bu invertörlü cihazların çıkmasıyla enerji verimliliği çok yüksek cihazlar bunlar.
enerji tüketimleri de son derece düşük. O yüzden insanlar bu cihazlarda ısıtma amaçlı da kullanmaya başladılar. Dolayısıyla mevsimi pek kalmadı. Fakat yine bir genel bir alışkanlık var. Soğutma tarafında nispeten ağırlıklı tüketimi var. O yüzden kampanyalar ve iletişim de Haziran daha sonrası yaz aylarına kayıyor diyorsunuz. Sonbahara da o kadar devam eden bir süreci kapsıyor. Evet. Tekrar döneceğim tabii size. Evet, siz aslında sektörün bir yerde nabzını da tutan bir konumdayım. İletişimin içindesiniz. Evet. Nasıl gidiyor bizim reklam sektörü, Gülsel Hanım? Açıkçası reklam sektörü beklenenin üstünde bir performans gösterdi. Geçtiğimiz yılda, bu içinde bulunduğumuz ilk 3 ayda da, ya da 4. ayı da katalım, düşündüğümüzden daha yüksek bir tempo var. Neye bağlıyorsun mesela bu tempo? Büyüme, açıklanan 7.6'lık büyümenin aslında etkileri mi diyorsun? Etkileri, ama reklamın da büyümeye etkisi var. Biliyorsunuz ekonominin çarklarını çevirmek üzere mutlaka iletişim yapmalısınız. Dolayısıyla da birbirini tetikleyen alanlar bunlar. Hani geçmişte çok iyi bilirsiniz siz, ekonomi kötü gittiğinde ilk kesilen gider, evet, kalemi maalesef olarak görülürdü. Masraf gibi gözükürdü. Ama artık yatırım diyoruz. Artık yatırım gibi görüyoruz. Dolayısıyla da birbirini tetiklediğini çok açıkçası görüyoruz. Bu memnuniyet verici bir şey. Pek çoğumuzun reklamın bir yatırım, daha doğrusu iletişimin bir yatırım olduğunu görüyoruz. Ancak format değiştirdi tabii ki açıkçası. Doğru. Sadece kreatif işler değil, projeli işler, native içerikler, söylemler arttı. Hı hı. Sadece reklam değil, reklama bağlı 360 derece bir iletişimin, evet, olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burası da büyüyor. Peki şimdi tabii sektörde de hani eskiden yarışmalar falan filan olurdu ama yani çok bir iki tane olurdu. Doğru. İşte bir tane de yurt dışına giderdik falan filan. Şimdi artık bayağı bu konular böyle artık haftalarla söylenebilecek etkinliklere iş yansımaya başladı. Bütün bu çalışmalar işte 2-3 günü alıyor ve bütün markalar, iletişim ajansları, medya ajanslarının içinde bulunduğu toplantılar oluyor. Bunlar sektörü bir yerinden de motive eden çalışmalar diye düşünüyorum. Doğru. Ki sizin mesela çok farklı bir The One Awards, hem itibar yönetimi hem de bütünleşik pazarlamayı, isterseniz biraz onun bir açılımını verin, sonra ödüllü markalarımıza geçelim. Çok doğru yerden ifade ettiniz. Bütünleşik pazarlama ödülleri kapsamında ülkemizde ilk ve tek. Evet. Araştırma şirketimiz Akademetre, onun söylemiyle de dünyada da belki bir ilk. Buna benzer bir araştırmaya dayalı, jürisinin halk olduğu ve bütünleşik alanı ölçen hiçbir yarışma yok. Biraz açarsak izleyicilerimiz de hani anlaması açısından... Gerçi çok profesyonel bir kitle izliyor ama olsun, yine de açmakta fayda var. Bence de doğru söylüyorsunuz. Bütünleşikten kastedilen şey pazarlama disiplinlerinin tamamını kapsıyor olması, bir. Bu bir taraf. Çok güzel anons etmiştiniz, biz tümüz diye. Muhteşem bir tanım. Aslında bunu söylemeye çalıştık. Bizim yarışmalarımız hep marka takımının bir bölümünü ödüllendirir ya da o bölümün disiplinini ödüllendirir. Oysa ki bu kez hem 360 derece bütün disiplinleri ödüllendirdiğimiz gibi, çünkü sonuçları ödüllendiriyoruz. Diğer taraftan da reklam veren tarafını, pazarlama departmanını, kurumsal iletişimi ve ona hizmet veren PR ajansı, kreatif ajans, medya ajansı ve dijital ajansı da aynı anda sahneye çıkarıyor. Ben şuna inanıyorum. Zaten hani sektör yayıncısı olarak da bunu böyle söylüyor olmamın doğru olduğuna da inanıyorum. Bu bir takım işi. Yani evet, itibar yönetimi de, markanın geldiği yer de hep beraber yapılan bir çalışma. Evet. Böyle bir araştırma yoktu. Sokağa çıkıldı. 1200 kişiye 12 ilde Türkiye temsili soruldu ve jürisi halk olan Türkiye'deki tek bütünleşik pazarlama ödülleri anons edildi. Almak çok kolay değil. Ben öncelikle kutlarım buradakileri ve bugüne kadar 4 yıldır yapıyoruz. Çok değerli bir araştırma. Bunun sonucunda birinciler şöyle tespit ediliyor. O yıl içerisinde en çok marka değerini ve itibarını arttırmış olanlar. Yani sektör birincileri, en çok cirayı yapanlar, en çok satış yapanlar değil. Değil. Marka ve itibar değerini en yüksek noktaya getirenler seçiliyor. Bu böyle sanki Efi'nin bir farklı türü gibi değil mi?
Efi daha bir çok daha ağırlıklı derin projeler tamam, üstünden tamam. gidiyor. Ama yani bunda da böyle bir farklı bir ilk aynen. şey var. Ölçümleme şekli var. Çok doğru. Orada projeler yarışıyor. Orada da 360 derece herkesi ödüllendiriyor ve o projeler üzerinden ödüllendiriliyor. Bu bir yıl içerisinde açıkçası çalışmanın tamamını ödüllendirdiği için çok değerli. Hı. Tamamının bütün parçalarını ödüllendirdiği için çok değerli. Çünkü bugüne kadar sektörümüzde bu takımları bir arada ödüllendiren bir mekanizma olmadığı yok, gibi çok evet. sübjektif değerlerle yapılıyordu. İlk defa sokağa çıktık ve işin sahibine sorduk. Hangi marka sizin için daha çok çalıştı ve sizin markanız olduğu sorduk. Aldığımız yanıtlarla da sonuçları açıkladık. Her yılın 5 Ocağı'nda açıklıyoruz. 4 tane yaptık. 5. yılın çalışmalarında başladık. Başladık. Çok güzel. Bunun bir güzel tanıtım filmi var. İsterseniz bir onu izleyelim. Takım ruhunu veren de güzel bir zincirleme şeyi var, jeneriği var. Usta siz iyi görüyorsunuz. bir ekip işi olduğu belli. Efendim siz bu bütünleşik pazarlamada ödül alan evet. Markalarımızdan evet. birisiniz. Bunun için ne önerirsiniz markalara? Ne yapmaları lazım ve sizin ödül nasıl geldi? Evet. Sene başında aldığımız bu ödül gerçekten bize de büyük memnuniyet verdi. Bizi daha da iyi işler yapmak için motive etti. İtibar modern markalar için günümüzde sahip olunan en önemli değerlerden biri olarak düşünüyoruz biz Teknosa olarak. Özellikle günümüzde müşteri memnuniyeti yaklaşımları, itibar, şeffaflık gibi konular eskisinden daha da önem kazanmış bir durumda. Dijital dünyanın da bunda etkisi var. Özellikle dijital dünyada da haber ne kadar çabuk yayılıyorsa aslında bir kriz de o kadar çabuk yayılabiliyor. Dolayısıyla şirketlerin kriz yönetiminde becerilerini artırmaları gerekiyor. İtibar yönetimine etki eden faktörleri çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Ve stratejilerini bunun üzerine oluşturmaları gerekiyor. Biz de Teknosa olarak sene başında aldığımız bu ödülle gerçekten dediğim gibi çok memnun olduk. Çünkü bu ödülde jüri halktı. Evet o ilginç tabii. Yani evet, halkın bir markası bir yerde gibi oluyor. Bu çalışmada 12 ilde 1200 tüketiciyle yüz yüze yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda aslında oylar sonuçlar belirlenmiş süreç oldu. Süreç de uzun herhalde değil mi? Burada değerlendirme tabii, süreci yani. Yılın başında yapılıyor. Bir de yılın sonunda yapılıyor. Yani bütün 12 aya neredeyse 12, yansıyor tabii. yani. Doğru. O da çok değerli bir şey. Evet, dolayısıyla hani tek bir anlık değil aslında yani. Bir veya süreci. Veya 2 aylık 3 aylık bir kampanya süreci değil yani. Evet, aslında bu da bizim stratejimizi bir anlamda yansıtıyor. Yani Teknosa olarak kurulduğumuz günden bu yana sektörün de öncüsü olarak itibar yönetimi üzerine, marka itibarı üzerine çalışıyoruz. Yatırımlarımızı bu konuda yapıyoruz. Tabii ki bizim felsefemiz herkes için teknoloji, bizim çerçevemizi ve o amaçla oluşturuyoruz her şeyi. Müşterileri yakından tanımak, müşterileri tüm kanaldan, artık günümüzün hani dijital dünyasında da her kanaldan sürekli olarak dinliyor olmak, trendleri takip etmek, global perakende trendlerini takip ederek müşterilerin de beklentilerini, hatta onların beklentilerinin ötesine götürerek, taşıyarak çözümler, hizmet ve beklentilerini karşılayacak ürünleri sunuyor olmak bizim stratejimizin bir parçasını oluşturuyor. Evet. Hüday Bey, şimdi hakikaten bu ödüle baktığınız zaman bir sürdürülebilirlik de görüyoruz. Kesinlikle. Yani burada ona da bir vurgu kesinlikle. Var gibi duruyor. Tabii bunun için marka ve kurumsallık da çok önemli. Siz bu yolda nasıl ilerlediniz ve nasıl bu hedefe ulaştınız? Yani muhakkak ki bir ekip ve bir bağlantılı zincir tabii olayı var. Şimdi tabii biz burada çok şanslıyız bir taraftan. Aslında bu şansı da yaratan ekiple birlikte hem dijital tarafta hem konvansiyonel tarafta PR ajansı ve reklam ajansı ile beraber yapılan işlerin bir sonucu bu. Biz bu yıl üçüncü kez aldık bu ödülü. İlk yılda sanırım bizim
sektör kategoride yoktu. Yoktu. Dolayısıyla bizim iklimlendirme sektörü bu yarışmanın araştırmanın kategorisine girdiği andan itibaren biz bunu hep aldık. Diyorsunuz. Bu bir taraftan dediğiniz gibi sürdürülebilir olduğumuzu da gösteriyor. Aslında burada bizim tabii temelde aldığımız çok önemli bir şey var. Demin söylediğim gibi bizim kurumumuz 1954'te kurulmuş, iki kurucu ortağımız var. Birisi Doktor Üzeyir Garih, diğeri de İshak Alaton. Bu aslında bize çok güçlü bir kurumsal itibar mirası bırakmış yani vaziyette. Yani bunlar Türk sanayisinin öncüleri ve önderleri yani. Biz bu devraldığımız itibarı aslında sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi baktığınız zaman itibar çok temel anlamıyla güven demek, güvenilirlik demek bir şekliyle de. Dolayısıyla tüketici nezdinde güvenilir olmak firmalar açısından son derece önemli. Bu önem nerede ortaya çıkıyor? Her alanda aslında, özellikle kriz ortamlarında insanlar güvenilir firmalara, markalara daha fazla eğilim, daha fazla ilgi göstermeye çalışıyor. Bu anlamda biz tüm mecraları çok uzunca bir süreden beri kullanıyoruz. Yani planlı reklam ve iletişim çalışmalarımızın başlangıcı 92 yıllara dayanır ve ondan sonraki süreçte biz her yıl bu işi planlı olarak ve profesyonel ajanslarla götürdük. Daha sonraki süreçlerde bu hep dönüştü aslında. Bir takım farklı alanlara kaymaya başladı. Yani konvansiyonel anlamdaki yapı özellikle 2000'lerden sonra hızla dijital alanda çok büyük bir atak. İnanılmaz büyüdü. Ben size bir rakam vereyim. 2000 yılındaki Türkiye'de internet kullanımı yaklaşık %3'ler mertebesinde. Fakat 2017 yılının verilerine baktığınız zaman bu rakam %60'lara gelmiş vaziyette. Şu anda yaklaşık 60 milyon civarında ülkemizde sosyal hesap kullanıcısı var. Ve bunları çok aktif kullanıyorlar. Mecralar değişmiş vaziyette. İletişim mecraları değişmiş vaziyette. Ne bileyim 10 sene önce atıyorum daha masaüstü laptop tarzı ofis ortamındaki bu dijital iletişim hızla şeye kaymış vaziyette, mobile kaymış vaziyette. Korkunç ya, her şey artık elimizdeki telefonda yani her şeyi oradan takip ediyoruz. İnternet erişimi yaklaşık %75 oranında mobil üzerinden yürüyor. Aynen. Şimdi tabii bu trendleri çok iyi takip etmek lazım. Bu trendler doğrultusunda firma kültürüne ait bir takım değerleri tüketicilerle paylaşmak lazım. Bu paylaşımı biz iyi yapabildiğimize inanıyoruz ve sonuçlarını da bu şekilde aldığımıza inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de benzer yaklaşımlarla devam etmek ana hedefimizdir bu alanda baktığınız zaman. Şimdi baktığım zaman mesela bizim sektörde genelde hani araştırmaları yapan işte bir Nielsen var, bir Ipsos var. Şimdi mesela bunların mesela sık aralıklarla işte böyle sektörümüzün diyeyim işte güvenilir, akil veya işte devam eden kişileriyle yaptıkları devamlı bu dijitalin büyümesi ve korkunç yani böyle ayda bir neredeyse update olduğu bir düzende devamlı bir takım neticeleri görmek için hep bir şey yapıyorlar. Yani bir araştırma geliştirme şekli var. Bu da aslında sektörümüzde yani bir şeylerin ölçülebilir olması artık yani tüm mecraların ölçülebilir bir olması reklam verene de bir güven veren bir durum. Değil mi? Yani ölçemediğiniz şeyi değerlendiremezsiniz. Yani olduğunuzu göremezsiniz. Dolayısıyla da hani beylik bir laf olacak ama büyük veri, big data'nın big meaning'e dönüyor olması artık çok önemli. Bu araştırmalarla, bu verilerle big meaning'e dönüştürmüş olduklarını görüyorum. Hı-hı. Her iki kurumun da aldıkları ödül, lafı aldım ama yılın itibarlısı, yani o yılın itibarlısı oluyorlar. Bu tanımı kullanma hakkına sahip oluyorlar. Bu çok değerli. Ve bunu kaybetmek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla da her yılın itibarlısı olarak göreceğiz diye düşünüyorum ki kurumda. Çünkü ikisi de çok iddialı. Bir de şeyi soracağım. Bu itibarın bir de risk tarafı var. Onun yönetiminden de biraz bahsedelim. Ayşegül Hanım, ne diyorsunuz bu konuya? Yani her şey böyle gül bahçesinde devam etmiyor yani. Değil. Özellikle yani dijital dünyadan bahsettik. Yani bilginin bu kadar kolay, bu kadar çabuk oluşturulup, bu kadar çabuk yaygınlaştığı bir dünyada aslında krizler de her an her kanaldan kapımızda doğabilir. Evet. İtibar bu kadar uzun süreçte kazanılıyor olmasına rağmen bir anlık mesele. Kesinlikle. Sarsılması da. Dolayısıyla tüm firmalara düşen görev, yani özellikle pazarlamacılarına ama tüm şirket olarak düşen görev, gerçekten kriz anlarında etkin ve doğru iletişimde bu krizi yönetebilmeyi bilmek. Tüketiciler... Burada nasıl bir önlem alıyorsunuz? Mesela burada mesela PR ajansları,
işte kreatif ajanslar da devreye giriyordur diye düşünüyorum. Tabii ki. Ortak bir çalışma. Yani her zaman olduğu gibi yine bir ekip çalışması sürdürülüyor. Fakat burada önemli olan nokta müşteri, tüketici tek yönlü iletişimi ve kaçak iletişimleri sevmiyor. Burada dürüstlük, samimiyet ve hızlı cevap verebiliyor olmak gerçekten hani o tüketicilerde de krizi fırsat anına çevirebilmek için aslında. O da bir artı bir olay olabiliyor. Bir an yaratmış oluyor. Aynı düşüncedeyim. Burada tabii işin dijital tarafı çok çok daha öne çıkmaya başlıyor. Şimdi eskiden firmalar içerisinde, kurumlar içerisinde ortaya çıkan kriz durumlarında belki birçok kez lokal kalabiliyor olaylar. Yani krizin çıktığı lokasyona bağlı kalabiliyor. Fakat dijitalin bu kadar yaygın olması firmalara bir takım olanaklar sağlarken kurumsal itibarı artırmaya dönük olarak bunun çökmesine yol açabilecek bir takım unsurları da çok hızlı getiriyor. Topluma penetre olmasına yol açıyor. Bunun örneklerini var. Yakın zamanda bir sosyal medya hesabının kişisel verileri, bilgileri paylaşması veya satması sonucu ortaya çıkan durumu biliyorsunuz. Yani borsada yaklaşık bir hafta içerisinde 50 milyar dolar gibi bir kayıp yaşadı. Bu aslında bir taraftan da itibar çöküşü. Bu kişiler için de aynı şekilde geçerli aslında. Kişisel itibarlar da bu şekilde çökebiliyor. Fakat bu dijitalin bu kadar yaygın olması, işte Twitter'ın bu kadar yaygın kullanılıyor olması, diğer sosyal hesapların anlık bir de yani anlık yani saniye yani içinde bir şeyi yanlış yaptığınız anda gidiyor. Bir anda bitti. Dolayısıyla yanlış yapmamanız lazım. Kurumsal değerleriniz toplumun değerleriyle çok örtüşmesi lazım ve bunları koruyor olmanız lazım. Toplumdaki dönüşen değerleri siz de kurumunuza yeni değerli olarak katabiliyor olmanız lazım. Bu çok önemli çünkü gerçekten de toplum değişiyor. Süreç içerisinde yeni değerler kazanıyor. Bazı şeyler daha önemli hale geliyor şu andaki çevre bilinci gibi. Bunu siz kendi kurumunuza da dahil edip içselleştirebilip bunu da tüketicilerinize paylaşabiliyor olmanız lazım. Aklıma şey geldi. Şimdi hani o kadar tabii 360 derece ki yani bir şeyde bir itibar kaybında hani geri dönüp bir şey demek belki daha riskleri karşınıza alabilmek demek. Ama eskiden çıkardın gazeteye bir açıklama, bir basın duyurusu yapardın, iş biterdi. Şey aklıma geldi. 80 darbesinde işte bütün generaller geldi bir televizyona, devletin bir televizyonu vardı, çıktılar ve orada el koyuyor. Yani şimdi düşündüğünüz zaman yani yüzlerin üstünde kanal var. Yani bir de ona bakıyorum. Aynı yani açılım müthiş. Aslında bütün araştırmalar şunu gösteriyor ki önümüzdeki kısa vadeli 3 yıl diyelim, ülkemizde belki uzun vadeye denk gelir ama CEO'ları bekleyen en büyük tehlike itibar yönetimi riskidir. Yani bütün araştırmalar bunu söylüyor. Dolayısıyla da itibar CEO'ların ki yöneten onlar en önemli konusu. Bence krizi yönetmek değil, krizin çıkmaması için çaba gösteriyor olmak ve proaktif davranıyor olmak daha önemli. Evet, kriz çıktıktan sonra onun gideceği yer bilemezsiniz ama en önemli şey krizin çıkmasını engellemek. Bu da biraz önce söylediğiniz gibi kültür ve değerler çerçevesinde şeffaf olmak. Kültür ve değerler kazaren olmuyor. Yani bu uzun yıllara dayalı, bilinçli yapılmış bir şey. Dolayısıyla da küçük hatalar olsa bile kültür ve değerlere bakarak kurumlar, tüketicileri, kurumları bir miktarda olsa biraz seslerini yükselseler de affedebiliyorlar. Evet. Efendim bildiğiniz gibi hafta sonu Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hı. Son bir dakikayı çocuklara yönelik bir markanın yaptığı bir reklamla kapatmak istiyorum. Onun için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah itibar yönetiminiz sarsılmasın, devamı olsun. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi 23 Nisan Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Finalimizi bir çocuk finaliyle kapatalım istedik. Onun için hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz. İyi bayramlar. Çocuklar, yarının cumhurbaşkanı, avukatı, doktoru, mühendisi, iş adamı, iş kadını. ...23 Nisan'da onlara bırakıyoruz koltuklarımızı. Fakat bir günlüğüne de olsa oturamayacakları tek koltuk...
otomobillerin ön koltukları. Çocuklar her yolculukta çocuk koltuğunda otursun, geleceğimiz güvenli olsun.